Bugün size inanılmaz lezzetli bir pastaneye kurabiyesi yapacağım. Bilirsiniz bu pastanedeki kurabiyeler böyle kolay kolay bayatlamazlar. Acayip de lezzetlidirler. 6 su bardağı kadar un var burada ve her şeyi burada başlıyoruz. 6 su bardağı unun içine 1 paket kabartma tozu, dolu 2 kaşık tuz, 1,5 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Önce şunları böyle güzel bir harmanlayalım. Hafifçe ortasını açalım. Bunun içerisine diğer koyacağımız sıvı malzemeleri koyacağız. 1 su bardağı kadar yoğurt, 4'te 3 su bardağı ayçiçek yağı, 250 gram erimiş margarin, 1 yumurtanın tamamı, 1 yumurtanın da beyazını ilave ediyorum. Şimdi tarifte bundan sonra inanılmaz teknik bir nokta var. Eğer bunu eksik yaparsanız bütün tarif mahvolur. O teknik nokta ise her şeyi karıştırmak. Güzelce karıştıracaksınız ve iyice yoğuracaksınız bunu. Ondan sonra da kurabiyeniz hazır. Koy karıştır, hazırla fırına at. 10 numara bir kurabiye. Tadı da çok güzel oluyor. İyice yoğuruyorsunuz bunu ki içerideki kabartma tozu vesaire her yere bulaşsın diye. Bundan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorsunuz. Avucunuzun içerisinde bunları bir yuvarlıyorsunuz. Sonra tezgahta ince uzun vaziyette açıyorsunuz. İnce uzun açtıktan sonra kendi ekseni etrafında bir tur çeviriyorsunuz. Olay bu. Tamamen. Ne şaşırıyorsunuz ya, her gün yiyorsunuz burada. Bir defa yapıyormuş gibi yapıyorlar. Evet. Sahtekarlar. Olayımız bunun genel hazırlığını yapmak. Üstüne yumurtanın sarısını süreceğiz. Çörek otu, susam, fırına gitmeye hazırız. Bu arkadaşımız pastane tarzı mamulleri olağanüstü iyi ve dengeli vaziyette pişiriyor. Her zaman da güzel sonuç almayı sağlıyor. Ben bugün düz fanlı pişirmede 180 derecede yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. En güzelinin evde olduğunu size göstereceğim. Efendim 25 dakika sonra çıkartıyorsunuz kurabiyelerinizi, biraz dinlendiriyorsunuz. Ondan sonra da bu şekilde servis ediyorsunuz. Vallahi da billahi de en güzel evde. Bak pastane fırını, aman. Pastane kurabiyesi. Kafam karıştı. Her şey birbirine girdi. Çok güzel kokuyor çünkü. Ve arkadaşlar kolay kolay da bayatlamıyor. Bir oturuşta hepsini yersin ya. Az yiyin ama. Tadı damağınızda kalsın. Ben tarifi yaptım. Siz de en güzelini evde yapabilirsiniz. Tarif bu kadar kolay. Görüşürüz.